Evet Kastamonu ayakası sayfa 66 mektup 40'ın ikinci bölümü. Yani ikinci e, mesele diye mektup 40'ın ikinci meselesi olarak geçiyor. Yani hangi mektubun başı bu? Şöyle söyleyeyim, bu mektup hangi yerden başlıyordu? E, bugünlerde tefsirin ve 10. sözün tevafukatına baktım diye ifade edilen bölümün ikinci meselesi. Biz bu meseleyi ayrı bir mektup olarak aldık. Ama buna ayrı numara vermedik. Ayrı bölüm. Çünkü uzayacak. Çok uzun olmasın diye. Ve bu bölüm çok önemli bölüm. O yüzden de bunu ayrı olarak çekiyoruz şu anda. E, o bakın. izleyen arkadaşlar ve kardeşler, abiler, ablalar. İkinci mesele. Ben hem kendimde hem bu yakındaki Risale Nur talebelerinde şuhur muharemeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütür görüyordum. Sebebini vazgeçen bilmiyordum. Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki. Şimdi üstad kendi dünyasında ve civarındaki nur talebelerinde müşahede etmiş olduğu bir hali. Hizmette bir fütur ve e, halini ifade ediyor. E, şunu dikkat etmek lazım. Şimdi maddi vücudumuzdaki hastalıkların espat tahtında sebepleri var. Mesela tansiyon hastasıysanız sebepler dünyasında çok tuzlu yiyorsunuzdur. İşte hamur yiyorsunuzdur vesaire. E, ve... Ben tansiyon hastalığının alameti olarak kendi dünyamda ne görürüm madde vücudumda? Baş dönmesi, işte baş ağrısı gibi alametler olur. Şimdi aynen bunun gibi de maneviyatımızın da, e, manevi hastalıklarımızın da e, sebepleri var. <laughs> ve bunun da alametleri var. Mesela bu alametler bazen fütur olarak gözüküyor. Bazen gevşeklik olarak gözüküyor. Okumayı terk etmek ve itibaratı kesmek gibi gözüküyor daha ileriz, Allah muhafaza sıkıntılarda mesela işte e, namaz gibi feraizi terk etmek gibi gözükür Allah muhafaza. Şimdi böyle bir zaman böyle bir e, şeyde çoğu zaman biz maalesef şöyle bir hata, hataya düşüyoruz. Maddi hastalıklarımız maddi vücudumuza bakan maddi hastalıklarımıza e, hemen çözüm aramaya çalışırız. E, i̇şte nedir neden, nedendir oluyor vesaire diye araştırmaya başlarız ama manevi cihetimizde temas eden hastalıklara karşı maalesef çoğu zaman maddi hastalıklarımıza verdiğimiz önevi vermeyiz. Dikkat etmeyiz. Şimdi manevi noktada düşüş, fütür ve gevşeklik manevi hastalıkların alametidir. Ve bunu da mutlaka sebebini araştırmamız lazım. Şimdi e, maddi hastalıklar bizim fani geçici hayatımızı etkileyecek. Yani 60-70 sene bir ömür hayatını yaşayacağız ortalama diyelim. Onu etkileyecek ama manevi hastalıklarımız bizim ebedi hayatımızı etkiliyor. O yüzden ee, bu noktadaki sebepleri mutlaka araştırmamız lazım. Şimdi Üstad burada bazı sebepler zikredecek. Diyor ki şöyle ki nasıl diyor maddi hava fena ise fena tesir ediyor. Şimdi insanın mahiyeti itibariyle insan kainat ana kadar olan bir varlık. Ve insanın mahiyetini etki eden birçok faktör var. Mesela bunlara birkaç örnek verecek olursak işte insanın yedikleri insanı etki eder. Mesela siz sürekli şerbet tüketirseniz ...şehvetle problem yaşamaya başlarsınız. İşte insanın izledikleri de insanı etki eder. Yani işte ne diyor üstad? Müsteht, müstehcen görüntülere, işte he açık bir e, kadının diyor... ...suretine, heveskenlerine bakmak... ...insandaki hissiyat-ı ulveyi öldürür diyor mesela lematta. İnsanın okudukları da insanı etki eder. Yani her şeyi okumayacaksın. Mesela enaniyetle mezun olmuş bazı e, kitapları okumak kişinin enaniyetine kuvvet verir. Sonra çevre faktörü çok önemlidir. İnsanın çevresi çok büyük etki eder. Sohbette insiba ve inikas vardır sırrınca. Oturduğunuz, kalktığınız çevre sizi mutlaka etki eder. Mesela coğrafi konum etki eder insana. Mesela Orta Anadolu insanı daha yumuşak, naiftir. Karadeniz insanı daha celalledir mesela. Çabuk sinirlenir değil mi? E, i̇şte e, maddi hava mesela dışarı çıkarsanız böyle basık bir hava varsa sizi etki eder. Mesela bir sürü etki sayabiliriz yani. Şimdi bu noktada etkileşim olan bir varlık. Şimdi e, mektubun devamı diyor ki manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şimdi manevi hastalıkların ve manevi ortamların bozulması da herkesin istidadına göre bir sarsıntı veriyor. Burada sarsıntı kişinin istidadına göre hassasiyetine göre değişiyor. Herkes aynı etkilenmez. Neden? Şimdi bakın bir işle sürekli hemal olan bir insanın o işten etkileşimi sahil insanlara göre daha az olur. Misal demirciler değil mi? sürekli ateşle oynuyorlar. işte demirle uğraşıyorlar. Elleri sıcaklığa çok dayanıklıdır onların. Yani senin belki elle yemeyeceğin şey adam elle elleyebilir. Neden? Ateşe karşı rusu peyda etmiştir artık. Yani ateşe karşı eli sen söyle kabileşmiştir. Hissetmesi azalmıştır. Hassasiyet azalmıştır. Şimdi aynen bunun gibi de maneviyat noktasında günahlara karşı tavrımız da kişinin e, sen söyle e, hassasiyetine göre değişiyor. Nasıl ki demirci ateşe karşı ülfet peyda ediyor. Maalesef hassasiyeti kaybettiğimiz zaman biz de günahlara karşı ülfet peyda etmeye başlıyoruz. Artık sıradanlaşmaya başlıyor ki en büyük problem budur yani. E, maneviyat noktasında günahlara karşı tavrımız kişinin hassasiyetine göre değişiyor. Takvası az hassasiyeti az olan insanlar olarak birçok günah ve hatta günahlı ortamlardan <laughs> biz etkilenmiyoruz yani. Yani böyle bir vaziyet olduğumuz için çoğu günah günah olarak da görmüyoruz. Hassasiyet gitgide azalmaya başlayınca mesela bizim için açık saçıklık artık böyle çok absürt şekilde olması lazım. Değil mi? Yani televizyonda gördüğüm birçok görüntü bizi bizim için günah haram boyutunda değil yani şu anda. Artık günahlar sıradanlaşmaya başlıyor bizim için Allah muhafaza. Peki mesela e, şuna başka bir örnek veriyorum ben. Hep ki benim bu ders her Ramazan sonrasında yaptığım adetimdir bu ders benim. Ondan sonra en yani az 2-3 defa kayıtlarda belki bulabilirler bu dersi. Gene Ramazan'dan sonra bu dersi yapacağım yani. Çünkü önemli bir ölçü veriyor bize bu. Burada hava sıcak, dışarıda hava soğuk. Camda ne oluyor? Buhar oluşuyor. Neyin göstergesidir? Buranın havasıyla dışarının havası farklı. Bu buhar olarak kendini gösteriyor. İşte manevi havası bozuk ortamlarda olan bir kişinin yüzü kızarıyorsa, sıkılıyorsa, yani haya ediyorsa bu onun kalitesini gösterir. Yani bulunduğu ortama adapte olacak bir yapıda değil bu insan. Bu insanın iç dünyasında çatışma yaşıyor, kızardı. Yani e, sen söyle yüzde kızarıklık olarak ifade ediyordu ki üstad hayayı nefsin sıkılmasıyla yüzde oluşan kızartıdan ibaret olarak ifade ediyor. İşaret icazda. da. Yani diyor ki o kişi ben bu ortamın adamı değilim. Mesela bu zamanda utanmak ayıp olarak gözüküyor. Aa utandı mı derler. Efendim sallallahu aleyhi ve hadisi var. Benden önceki peygamberlerin de en hak sözlerinden bir tanesi bu minvalde hadisi mana olarak söylüyorum. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Utanma kalkmışsa ölçü kalkmıştır artık. O yüzden utanmak iyidir yani. İşte bu manevi ortamın, iç dünyandaki manevi ortamın kalitesini gösteriyor. Ama girmişim bir ortama günahlar var, işte bir sürü sen söyle dine muhalif bir ortamdasın ve bundan sıkılmıyorsan, bundan üzülmüyorsan, burası seni rahatsız etmiyorsa bil ki senin iç dünyandaki hava da aynı ortam gibi. Buhar oluşmuyor. Yani çarpışma yok. Çarpışma yok. Anladın mı? O yüzden mektupta geçen istidadına göre tabirinden kişinin hassasiyet derecesi olarak anlıyorum ben bu manayı. Peki neden oluyor bu? Şuuru selase ve muharemede alemi İslam manevi havası. Um ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve temvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Bu da güzel bir tevafuk olmuştu ki bir önceki mektupta tevafuktan bahsettik. Ben biliyorsunuz olarak Alakası'nın sırasıyla çalışıyorum. Yani şöyle göstereyim bu dersleri izleyen Nurcu abi ve ablalarımıza. Yani bak şurada sayfalarca yazı yazıyoruz burada. Mesela ben çalışmadım dersi anlatmıyorum burada. Yani önce çalışıyorum sonra anlatıyorum. Ve dersimi anlatıyorum dolayısıyla. Yani sırasıyla çalışarak geliyorum. Tevafuken de benim bu mektubu çalıştığım zaman dilimi de 3 aylara denk geldi. Yani 8 3, 2022 yani şu anda bir Şaban ayındayız. Bak şuuru selaseden bahsetti. Gördün mü? Bu neyin göstergesi? Bak diyor ki cenab teyit ediyorum ben diyor senin bu çalışmanı. Bak elhamdülillah kuvvet veriyor. Yani yazılmak çok, yazılmak çok zor ya. Yani vallahi okulda bu kadar yazı yazmamıştım ben yani. Bak 66. sayfadayız. Şu ana kadar 260 sayfaya yakın yazı var. Ya böyle bir şey oluyor, toparlıyorsun. Ne diyorsun tamam. Yani arada gaz da lazım. Evet. Şimdi bu aylarda cüzi külli herkes de maneviyata karşı bir gayret ediyor, teveccüh ediyor, himmet ediyor. Ondan sonra maneviyata yönelmesiyle beraber kişilerin şahsi hayatına da hem de umumi havaya tesir ediyor bu manevi ortam. Üç aylar ve özellikle Ramazan ve e, Muharrem ayında. Şimdi mesela buna ispatı nedir? Ya kardeşim insanların dine yönelmesi havayı nasıl değiştiriyor? Bunu zaten bir misal nasıl ispatlayabiliriz? Bir ispat olaraktan. da. Mesela Ramazan'da suç oranları düşer. Ya bu istatistik olarak zahir bir şeydir yani. Enniyet kuvvetlerinin istatistik tablolarına bakın bunu görürsünüz yani. Ramazan ayında suç oranları düşer. Değil mi? Bak en basit bir man. Demek ki biz alem İslam olarak dine çok sağlam şekilde yöneldiğimizde topluma bile sirayet edecek. Bugün toplumdaki bu dejenerasyonun sebebi nedir dediğimizde belki bizim de bunda çok büyük payımız var. Yani insanlar olarak, ehli iman olarak, ehli hizmet olarak hacı imana gayret göstermediğimizin alameti olabilir. Şimdi bu manevi bahar mevsiminden umu olarak istifade edildiği gibi sayesinde yani kişinin kendi gayreti nispetinde istifade ediyor. Şimdi 3 aylar gelecek ki yani bu mektup yüksek ihtimal 3 aylardan sonra yayınlanacak. Ondan sonra en azından bir dahaki 3 aylara karşı dinleyenler kendi dünyalarında bir ee, sen söyle gayete gelsinler. Yani 3 aylar özellikle Ramazan ayı çok ciddi bir aydır. Her şeyimizi Ramazan ayına göre ayarlayacağız. Bir tane müşterim var iş yaptığım. Dedim ki bak abi ben Ramazan'da yokum. O Ramazan'da 15 gün falan kaldı ortalama. Bana sipariş vereceksen, bir şey vereceksen şimdi ver ben Ramazan ulaşamaz. Niye? Çalışmayacağım kardeşim. İşim var yani. Bunu odaklamamız lazım yani. Yani sayesinde istifade edecek. Yani umum mübarek mekandasın ama sen gayretsizsin. Yani etkisi az olur ama umum herkes çalışıyor. Sen de çalışıyorsan etkisi daha da fazla olur. Şimdi hal böyleyken şuuru mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Yani üç aylar gidince insanların nazarları dünyaya dönmeye başlıyor ve bununla beraber e, herkese cüzdü küllü maneviyete bir düşüş oluyor. Ben buna ondan sonra manevi tribülans diyorum yani. Çok yaşarım ben bunu. Kendi dünyamda mesela Ramazan'da çıktıktan sonra gerçekten de sudan çıkmış balığa dönüyor insan. Çünkü acil bir yoğunlaşıyoruz elhamdülillah. İşte okumalar, Kur'an hatimleri vesaire etrafta umum işte e, teravihler falan gümbür gümbür manevi havası var. <laughs> Ramazan bitiyor, bayramla beraber tabi toplumda otomatikman geri çekiliyor, İnsanlarda hissiyat düşmesi oluyor, bundan herkes etkileniyor, herkes etkileniyor bundan. Bana çok soru gelir böyle işte abi ne yapacağım falan kardeşim ümitsizce düşme, normaldir bunun olması, ee, sen söyle burada neyi anlamamız lazım biliyor musun? Bakın insanın fiillerinin nerelere temas ettiği, bak insanın fiilleri nerelere temas ediyor? Mesela biz günahların e, sen söyle kainata tesir ettiğinin farkında değiliz. Halbuki bununla ilgili Risale'de çok yerler var. Bak şimdi birkaç yer okuyacağım şimdi. Diyor ki günahların kainata tesir etmesi. Kastamonu hakkı sayfa 75. Risale'de katiyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir zulm azimdir. Ve rahmetin refine, afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibindeki balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatimizin selbine sebep oldular diye rivayeti sayıyamadı. Deniz dibindeki balıklar senin günahların yüzünden sıkıntı yaşıyorlar. Bak yine başka bir nokta. İşaret edeceğiz. Sayfa 174. Sual. Bir fasıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır. Yani bir günahkarın günahta ısrar etmesi arzı nasıl müteessir eder? Bunda ne alakası var? Bunu yani bu birazcık haşa ve haşa saçma gibi gelmiş sual edene. Cevap diyor ki madem ki arzda nizam var muvazene de vardır olmalıdır. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasında küçük bir şey düşerse makine müteessir olur. Belki faaliyeti durur. Ve faraza iki daha bir tera teraziyle tartılırken terazi muvazi olduğu halde olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilse muvazenesi bozulur. Hassas bir tarzı düşün. Çok hassas. Denge böyle duruyor. Sen buraya bir ceviz koydun mu ne olur? Burası ağır basar. Değil mi? Hassas bir terazi. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Bak şimdi. Mütemerrit bir fasıkın fıskıyla inatçı yani inat ediyor fıskta günahta. Arzın muvazene-i manevesinin bozulmasına vesile olur diyor. Bak yine deprem bahsinde 14. sözün zeyli sayfa 171 sözler. Bu büyük, bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elin manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını serbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Neden böyle oldu? Niye gece vakti insanlar böyle işte sıkıntıya düştüler? Ee, sen söyle. Yine manevi cevap şöyle denildi ki Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal neşe ve sürur ile sarhoş, sarhoş gayet heveskar şarkıları bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslami'nin her köşesinde cazibeden hani eşittirilmesi korku azabını netice verdi. Bak nerelere sirayet ediyor günahlar. Yine başka bir nokta bak. Emirde alakası bir sayfa 34. Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle niyaz ve hazinane, hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istifa ile karşılamak ve sünneti i seniyeye dairesinde bidalar karış, karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahe iltica etmek ve dua ve o hane mahsus ubudiyetle mukabel etmektir. Hem böyle umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kıs azamut tövbe ve nedame ve istiğfar etmekle def olur diyor. Ya bir günah nelere temas ediyor? Musibetin kaldırması dua ile ve niyazla oluyor. Bak işte insanın fiilleri ile alakalı temas ediyor. O yüzden buna daha birçok şey etkilenebilir. O yüzden insanın ne kadar cami ve fiillerin, tesirleri nereye gittiğini mutlaka unutmayalım. Hatırımıza tutalım. Mesela bir misal daha, son bir misal daha verelim. Hacer-i siyahtır. Niye? Rivayetlerde o taşın mübarek ve parlak olduğu ifade ediliyor. Ama insanların günahı diyor. Bak ne yapıyor? Hacer-i bile karartmış. Şimdi... Günahlı ortamlar, günahlı e, günahlı insanlar parlak olan hacerül esbetin kararmasına vesile olmuş. Yani insanın günah taşı karartıyor. Peki sohbette ve insiba ve nikas vardır sırrınca. senin günahlı ortamlarda günahlı insanlarla beraber sürekli hemhal olman senin kalbini karartmaz mı? Biz dışımıza bakıyoruz. Bakın e, sen söyle beyaz güvercin kargalarla hemhal olursa kararan tüylere değil kalbi olur. Biz arkaya bakmıyoruz şu o zaman. O yüzden manebeti korumanın yegane yoluna bir tanesi ortamlarımızı ona göre dizayn etmektir. Mektubun devamına devam ediyorum. Havayı teslim eden buharat-ı müzahrefe o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Şimdi kainatta her an bir yaratılış var. Her an. Bu yaratılış bu kainatı bu yaratılış ile beraber Cenab-ı Hak her şeyden bir şey yaratıyor. İnsanların maneviyata yönelmesiyle beraber bir şeyler yaratılıyor. İnsanların günahlara yönelmesiyle beraber bir şeyler yaratılıyor. Sözler 508. Bak diyor ki şu nihayetsiz fezayı alem ve şu muhteşem semavat burçlarıyla, yıldızlarıyla, zihşur, zihayat, zihruhlarla doludur. Bak şimdi. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savtan, rahiyadan, kokudan, kelimattan, esirden, hatta elektrikten ve sair seyyalat latifeten halk olunan o zihayat ve o zihruhlara ve o şeriat şeriatı garra-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı mucizü beyan, melaike, can ve ruhaniyat der ve tes eder. Bunlardan kelimeden, işte kokudan, saftan, elektrikten, ışıktan, zulmetten bir şeyler yaratılıyor. Bunlar nelerdir? Cinler, melekler ve ruhaniyattır. Ruhaniyet iki kısımdır. Ee, erva habise, erva aliye. Mesela biz burada şimdi sohbet yapıyoruz. Burada kimse yok diye bir gözüküyor ama burada bunu dinleyen bir sürü melaike ve ruhaniyat var. Ve cinler var. Cin tayfesi var. Yani her fiil bir dalga boyu yayıyor. Mesela insanın e, iç dünyası dalga boyu olarak kendini gösterir. Nasıl anlıyorsun? Diyorsun ya ben bu adama gözüm tutmadı diyorsun. Değil mi? Elektrik alamıyorum diyorsun adamda. Ne alakası adam? Jeneratör mü elektrik alacaksın kardeşim? Adamın, adam, yani. Ama diyorsun ki elektrik alamıyorum. Niye? Adamın bir dalga boyu var. İnsanın fiilleri dalga yaratıyor. üretiyor. Cenab-ı Hak oradan bir maneviyat yaratıyor. Manevi bir varlık yaratıyor. Erva habisi yaratıyor. Erva aileye yaratıyor. Erva habisi, erva aliye senin iç dünyada da yaratılıyor. Ruh sıkıntısı erva habisenin ifadesidir. Bu taşlaşırsa yani cisimleşirse hastalık oluyor. Hastalık mikrop oluyor. Ama bu e, okudukların, okuduklarının, dinlediklerinin iç dünyada da senin erva aliye olarak, enerji olarak yaratılıyor ve sen iç dünyada huzurlusun, mutlusun. Bak ne kadar etki yani. Bunların hepsi e, sen söyle e, kainata tesir ediyor yani. Bunların da herkes derecesine göre istifade ediyor. Hatta etkileniyor. Herkes delilsine göre zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ve ne kadar müşkilat ziyadelese kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkalarının füturu ve çekilmesi eyle himmetin şevkini gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira gidenlerin vazifelerini bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidir. Şimdi bu bozulan manevi havadan... 3 ayda gitmesin herkes etkileniyor dedi. Anlattım. Şimdi tıpta 3 T formülü vardır. Teşhis, tanı, tedavi. Şimdi e, teşhis, tedavi yapıldı ama tanı olmazsa, şey e, özür diliyorum teşhis ve tanı yapıldı. Tedavi olmazsa, bakın burada da anlattı. Eğer bunun yanına tedavi koymazsanız kişiyi yeysi itersiniz, ümitsizliği itersiniz. Yani ne oldu bittik biz o zaman. Hayır bak şimdi tedavi söyleyecek. Tedavi risan gözüyle bakmak. Ne demek? Kur'an vasıtasıyla yapılan insan tanımlamasını Doğru anlayıp insaniyetimizin değerini bilmek ve onu muhafaza etmek. Telefonumuzu koruduğumuz gibi, arabamızı koruduğumuz gibi insaniyetimizi korumak dolayısıyla mutlaka gayret sarf etmek. Günahlardan, günahlı ortamlardan uzak durmak. Afaki hadisata bakarken her şeye rahmet nazarıyla bakmak. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü, yüzünü görmek. Kendimizi bu noktada, e, sen söyle hadisatı bu noktada anlamlandırmak ve risale noktasında böyle zamanlarda hizmetin düştüğünün farkına varıp kendimizi daha ciddi şekilde hizmet içerisinde aktif hale getirmek, daha çok okumak, daha çok koşturmak. Çünkü neden? Mecburiyet var. Neden mecburiyet var kardeşim? Bakın mecburiyet hem hizmetin hukuku için mecbursun daha çok çalışmaya. Neden? Omuzuna ihsan ilahi olarak konulmuş bu hizmeti senin taşımakla mükellefsin ve sen bunu yapmaya mecbursun. Bir, mecburiyet şahsi manevi ihtiyacı yüzünden mecbursun kardeşim. Maneviyat insanın kendi ihtiyacıdır. Yemek yemek gibi, su içmek gibi, hava gibi. Bu hakikatlara sen mecbursun. Daha çok okumak zorundasın. Üçüncü mecburiyet de günahların sel gibi aktığı bu zamanda manevi terazinin günah cihetinde ağır bastığı bu zamanda bizim mutlaka sağ cenaha, hayır kısmına daha çok yüklenmemiz, daha çok gayret etmemiz gerekti. Çünkü neden? Kötülerin çalıştığından daha ziyade iyilerin çalışması lazım. Ki umum musibet muhafaza olunuz. Um, Umum müsbetten muhafaza olunan diye. Bu mektubun hemen atıfı var. Sayfa 134'te. Onlardan bir bölüm okuyalım. Ee, diyor ki yani bu mektubun tetinmesi hükmündedir bu mektup. Sayfa 134'te dördüncü adam meselesi. Bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Ona dedik. Şimdi maddi hastalıkların sebebi vardı. Manevi hastalıkların da sebebi var. Konuştuk mektubun başında. Ee, i̇şte bu zat da okuduğu evrattan lezzet alamadığını, uyku galebe ettiğini söylüyor. Yani neden olduğunu üst da sonra. Üstad da şimdi bu minvalde yine bir açıklama yapacak. Diyor ki maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor asabi sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Maddi hava bozulunca asabi sinirle inkıbaz hali yani sıkıntı hali oluşuyor. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Bak şimdi hususan maneviyattan yabanleşmiş bu asırda bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaneyi tamim etmiş memleketlerde ve hususan şuur muhareme ve şuur mübarekede manevi havayı tasviye eden alemi İslam'ın intiba ve teveccüh mumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tevakuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tahsikatı altında bir derece hayatı dünyeviye ve hevesatı nefsanin tasallutlarının noksaniyetlerinden ehli İslam ve ehli imanda hayatı dünyevinin ve hevesatı nefsaninin inkişafıyla o iştiyak uhrevi gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evlatlarda zevk ve şevk yerinde esnemek ve fütür gelir. Şimdi madde madde anlattı bize. Asrın özelliği neymiş? Maneviyattan ve maneviyattan yabanileşmiş bu asırda olduğumuzu unutmayacağız. Sohbetteki insiba ve inkar sırrınca biz de bu ortamlardan mutlaka etkileniyoruz. O yüzden düşüşün bir ve sebebi olabilir. 2. Hevesat ve müştehat-ı nefsaninin ve açık saçıklığın çok olduğu bu zamanda biz de buna maruz kalıyoruz. Maruz kalmamız nispetinde maneviyatımıza etki ediyor. Bu 3. 3 ayların gitmesiyle yoğun manevi çalışmalardan Oluşan manevi güzel hava artık çalışmanın azalmasıyla beraber yerini e, dalaletlerin ve küfürlerin e, çoğalması ile beraber zahiri pis havaya bırakıyor. Dolayısıyla bu da bizim maneviyatımıza etki ediyor. 4- Manevi hizmet ve ibadetlerin azalmasıyla oluşan boşluğun dalalet ve günahların tesirleriyle dolması onların oluşturduğu menfi havanın tesiri. 5- Kış müminin baharıdır. Hadisinin tezahürüyle. Kışın. Herkes maneviyete daha çok odaklanıyor. Çünkü neden? Zaman geniş, meşguliyetler az, meşgale daha az ama yazla beraber yazın gelmesi, ondan sonra otomatikman da e, dünyevi işlerin de artması ve açık saçıklığın da artmasıyla beraber bahar ve yazda sen söyle ne oluyor? Düşüşler olması çok normal bu da kendini hizmette düşüş olarak gösterir, okumada azalma olarak gösterir, evratta ve namazlarda şefsizlik ve lezzet alamamak olarak gösterir. Şimdi teşhis tanıdan sonra tedaviye geçiyoruz. Ne yapacağız peki? O zaman yapmayacağız. Hayır kardeşim. Madem işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır hadis-i şerif. Sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali saliha ve umuru hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o müşakkatdeki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerekir. Baktın ki okuyamıyorsun, baktın ki şevkin yok. Ne yap? Yapma. Hayır yapacaksın. Çünkü neden? Böyle okumalar, böyle hizmetler sahil hizmetlerinden daha eftal ve daha sevaplıdır. Çünkü mesela bazen insan çok şevklenir değil mi? E, sen söyle e, çok gayrete gelir, bir manevi lezzet alırsın, onun peşinde koşarsın. Ama bu öyle zamanlarda insanın esnemesi geliyor, uykusu geliyor, gayretsizliği var. Ne yapacaksın? Daha çok yöneleceksin. Çünkü neden? Burada nefsane bir his yok. Nefsane pay yok. Nefsine rağmen yapıyorsun. Nefsine rağmen yapılan ibadet ve hizmet daha sevaplıdır. O yüzden daha fazla gayret edeceğiz. Daha fazla ciddiyet içerisinde okumaya, koşturmaya gayret edeceğiz inşallah.